Evet arkadaşlar. Merhabalar. Bugünkü dersimizde kuantum bilgisayarlardan işte kuantumla haberleşmeden dersin sonuna doğru kuantum şifrelemeden kısaca bahsedeceğim ama daha çok kuantum bilgisayarlardan bahsedeceğim. Bundan sonraki dersimizde bu kuantum ışınlama, kuantum yasaları yoluyla bir bilginin bir yerden bir yere güvenle nasıl gönderileceği, kuantum şifrelemenin nasıl yapılacağına dair ya da işte kuantum ışınlama, teleportation dediğim şeyi daha ayrıntılı işleyeceğim bir ayrı ders yapacağım. Ama bugün dersin sonunda kısaca onlardan bahsedeceğim. Fakat şimdi en başta artık hepiniz hemen hemen bir yerlerden duyuyorsunuzdur. Kuantum bilgisayarlar var gündemde. Tabii bu kuantum bilgisayarları öncelikle şunu söyleyeyim. Normal bir bilgisayar gibi algılamayın. Ya da işte önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra herkesin masasında bir kuantum bilgisayar olacak. Artık biz bu klasik kullandığımız bugünkü bilgisayarları atacağız. Kuantum bilgisayara geçeceğiz diye bir beklentiniz olmasın. Çünkü bu kuantum bilgisayarları özel spesifik bilimsel işleri yapmak için ya da yüksek güvenlikli işleri yapmak için çalışma mantığına dayalı bir çalışma sistemi var. Bizim bugünkü düşündüğümüz bilgisayarların çalışma mantığından tamamen farklı. Onun için basit işlemleri, işte bir oyun oynayacağınız zaman kuantum bilgisayarıyla oyun oynayamazsınız. Ya da ona gerek duymazsınız. Kuantum bilgisayarları güvenliğin, hızın önemli olduğu yerlerde devreye giren bilgisayarlar şu an var yeryüzünde işte 3-5 tane model IBM'in, Google'ın, işte Japonya'nın, Çin'in. Siz de onlara erişip hatta hesap yaptırabilirsiniz. Fakat şunu tekrar vurgulayalım ki herkesin masasının üstünde 50 yıl sonra bir kuantum bilgisayar olmayacak. Ama kuantum bilgisayar çağındayız. Bilim ve güvenlik açıkları öyle bir noktaya geldi ki Moore yasasına göre artık bunları klasik bilgisayarların limitleri var. O limitlerin üstüne çıkamaz. Dolayısıyla biz o geldiğimiz noktada klasik bilgisayarlarla hesap yapamıyoruz. Yani mesela bir fizik problemini çözmek istiyorsunuz. Çok karmaşık bir fizik problemi. Bir klasik bilgisayarla onu çözmeye çalışsanız belki de 1 milyon yıl sürecek. O bilgisayar 1 milyon yıl çalışıp size sonucu verebilecek. Dolayısıyla limitlerin üzerinde bir şey bu. Ama kuantum bilgisayarları o 1 milyon yılda verecek sonucu birkaç dakika içinde verebiliyor. Bunun için özellikli bilgisayarlar bunlar. Yoksa sizin masa üstünde Word dosyası yazmanız ya da internete girip bir şeyler aramanız için bir kuantum bilgisayarına ihtiyacınız yok. Zaten kuantum bilgisayarı o şekilde çalışmaz. Bugünkü kuantum bilgisayarlarımız. Şimdi klasik bilgisayarlar nasıl çalışır? Klasik bilgisayarlar duymuşsunuzdur ama hatırlatma olsun çoğunuza. Klasik bilgisayar 1 ya da 0 dediğimiz bitler üzerine çalışır. 1 veya 0. Bir şey 1'dir ya da 0'dır. Bu da nasıl olur? Elektrik akımını biliyorsunuz hepiniz. Bir devre elemanı var, transistör. Bu detayları söyleyeyim ben ama siz unutun isterseniz. Bir transistör eğer buradan elektrik akımı geçiyorsa 1 diyoruz. Eğer burada elektrik akımı geçmiyor zınk diye durduruyorsa buna sıfır diyoruz. İşte bir sürü elektrik akımını geçiren ya da geçirmeyen transistörlerin milyarlarca kombinasyonu ile bilgisayarlar yapılıyor. Dolayısıyla oradan o transistörden geçme ya da geçmeme durumuna göre bilgisayar bunun bir ya da sıfır olduğunu anlıyor. Nasıl anlıyor? Mesela siz klavyenizde A'ya bastığınızda çeşitli dünyada kabul edilmiş protokoller var. Bu bitler 8 tane bit. Arka arkaya gelip karakterleri oluşturuyor mesela. Buna ASCII protokolü diyoruz ama buraları da tabii teknik terimleri unutun. Yani sizin 8 tane transistörünüz var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lamba gibi düşünün. Ya da elektrik devresi gibi işte bir devre. Şimdi akım geliyor her birine. Diyelim ki bundan geçiyor transistörden. Bilgisayar ona geçtiyse buradan akım ben birim diyor. İşte ikinciden diyelim ki geçiyor. Ben de birim diyor. Ama üçüncüden akım geçmiyor. O zaman ben sıfırım diyor. Dördüncüden geçmiyor. Sıfırım diyor. Beşinciden de geçmiyor. Sıfırım diyor.
Sonra buradan geçiyor, buradan geçmiyor, buradan geçmiyor. Buna mesela bilgisayarınız bir karakter olarak tanıyor. Şuradan bilgisayardan kontrol edeyim. ASCII kodlar diye doğrusunu yazayım. A harfini mesela. Size nerede? Şurada evet. 01 sondaki 00. Bu bir şey mi acaba? Doğrusunu yazayım A harfinin. Öyle olmuş olsun. Sizin 8 tane yan yana duran transistörünüzden işte ilkinden akım geçmiyor. İkinciden geçmiş akım, elektrik akımı 1 olmuş burası. Sonra buradan geçmemiş, buradan geçmemiş, buradan geçmiş, buradan geçmiş, buradan geçmemiş, buradan geçmiş ise bilgisayarınız diyor ki A harfi bu. Her operasyonun, her karakterin, her işlemin, işte mouse'unuza bastığınızda bu 8 tane kombinasyonda duran işte bitlerin oluşturduğu küme, transistör kümesi başka bir sayı dizilimini gösterecek. Bilgisayar anlayacak ki mouse'un sağ tuşuna basılmış filan. Tamam mı? Bu ikilik sayı sistemine göre çalışır. Sistemine göre çalışır klasik bilgisayarlar. İkilik sayı sistemi ne demek? 0 ve 1 var. 2 yok. Biz hangi sayı sistemini kullanıyoruz bugün gündelik hayatımızda? 10. O ne demek? Onluk sayı sistemi. Şu demek, sıfırdan saymaya başlarsanız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar gelirsiniz. 10 tane sayı yazmış olursunuz. Ve bu döngü tekrarlanır. Bir şey olur tekrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidersiniz. Sonra o biter, döngü tekrarlanır. Bunların başında gizli birer tane sıfır olduğunu düşünün. 0, 1, 0, 2, 0, 3 diye gidiyor. 0, 9'a gelince ne olacak tahmin ettiğiniz gibi? Bu kırmızı taraf 1 olacak. Burası tekrar başlayacak şimdi. 0, 11, 12 gidiyor, 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 gidiyor. 19 oldu. Şimdi bunların da başında birer gizli sıfır var aslında. 0-19 oldu. Tamam mı? Ya da daha henüz o aşamaya geçmedik. Pardon. Erken söyledim. 19'a gelmiştik. Şimdi ne olacak? Bunu arttırıyoruz. Nereye kadar arttırabiliriz biz rakamlarımızı? Onluk sistemde 9'a kadar arttırırız. O zaman ne oluyor? Bu 1-2 oluyor şimdi. Tekrar başlıyoruz. 20, 21, 22 diye. 29 oluyor. Bunu bir arttırıyoruz. 3 yapıyoruz. Tekrar 3, 0, 3, 1 diye saymaya başlıyoruz. 39 oluyor. 49, 59, 69, 79, 89 ve geldik 99'a. Değil mi? Bitti. 9'dan sonra buraya bir şey yazacak bir rakamımız yok elimizde. O zaman bunların başında gizli sıfırlar olduğunu düşünün. Şimdi bu sefer bu 0, 1 olacak. Diğerlerini tekrar sıfırla işe başla. 100, 101, 102, 109. Ne yapacağız şimdi? Hemen komşuluğundaki bu sıfırı bir arttıracağız. 110, 111 diye sayacağız, gideceğiz. Tamam mı? Bu onluk sayı sistemimiz bizim. İşte binlerce yıldır bu sayı sistemini kullanıyoruz. 10 tane rakamın olduğu sıfırdan 9'a giden rakamları sürekli İşte böyle basamaklarını arttıra arttıra giderek saydığımız bir sayı sistemi. Zamanında 12'lik, niye 10? Onluk sayı sistemini insanlar tarihte hep tercih etmiş. Muhtemelen işte 10 sayması kolay çünkü 10 tane parmağımız var. Hemen parmaklarınızda sayabilirsiniz falan onları. İşte birine göstereceğiniz zaman hemen iki parmaklarınızla bu onun katlarını kolayca gösterirsiniz. Ama Babillilerde mesela hazır yeri gelmişken genel kültür olsun 12'lik sistem kullanılıyor. İşte niye mesela 1 dakika 60 saniye? Çünkü 12'nin katı işte 1 saat 60 şey dakika niye 12'nin katı 60? İşte bir gün 24 saat 12'nin iki katı 24 saat gibi böyle aslında 12'lik kullanmışlar. Onlar da çünkü iki elin parmaklarını değil de bir elin dört tane baş parmak hariç dört parmağı ve her birindeki üç boğumu kullanarak işler yapmışlar. Onlar da 12'lik sisteme kadar kullanmışlar sayı sistemini. 12'lik sisteme kadar siz saymak isteseniz şöyle giderdiniz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam mı?
Şimdi artık 13 olacak ama yazarken bunları artık 12'den sonra bu döngüleri başa çevirecektiniz. Tamam mı? Yani sizin 12'niz bitiş noktası. 12 diye bir rakam var. Normalde onluk sayım sistemimizde 12 rakam değildir. 9'da biter rakamlar ama burada 12'de bitiyor rakamlar ve döngü 12'den sonra başlıyor. Her 12'den sonra bir artarak. Şimdi bilgisayarların anladığı dilde ikilik sistem. 0 ve 1 var. Mesela sayalım. 0, 1. Şimdi elimizde 3 tane obje var. Bunları sayacağız ikilik sayı sisteminde. Bilgisayara saydıracağız. Ya da 4, 5 tane var. Bilgisayar sayacak. Buna 0 dedi. Buna 1 dedi. Buna 2 diye bir şey yok. 2'yi tanımıyor bilgisayar. Ne yapacağız? İşte o zaman bunların başında gizli sıfır varmış gibi düşünün. Bu gizli sıfır bir olacak. Bu geri döngü başlayacak. Alta yazayım isterseniz. Sıfır bir. Bunların başında gizli sıfırlar var. Bu ne oldu şimdi? Biri iki yapamayacağımıza göre şuradaki şu gizli baştaki sıfır bir oldu. Bu tekrar döngüye başladı. Sıfır bir diye. Şimdi ne yapacağız? Bu bizim şu sayı 00 dediğimiz şey işte sıfırımız. Yani sıfır dediğimiz şey sıfır. Bir dediğimiz şey bir, tamam. Ama iki dediğimiz şey artık böyle yazdığımız şey. Üç dediğimiz şey bu. Dört nasıl olacak? Bir sonra ne geliyor 11'den sonra? 11 gibi yazılmış ama aslında bu bir bir. Ne gelecek? Şimdi bunların da başında gizli sıfırları görün. Çünkü bunları artık iki yazamayım. Yazamam. Çünkü benim elimdeki kullanabileceğim rakamlar 0 ve 1. 2 diye bir şeyi tanımaz bilgisayar. Çünkü bir devreden akım ya geçer ya geçmez. Bilgisayar o dili biliyor. O zaman ne yapacağız? Şimdi bu kırmızı tarafı 1 yaptık. Diğerlerini tekrar döngüyü başlattık. 1 0 0 1 mesela 0 1 1 1 1 oldu. Tamam mı? Yani bu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya denk geldik. Şimdi ne yapacağız? Arttıracağız mesela diye gidiyoruz işte böyle aynı mantıkla. Şimdi bu kırmızı tarafı yine 1 yapacağız. Diğerleri sıfırlandı. Döngüye tekrar başlayacağız. Böyle böyle gidiyor. Bilgisayardaki ikilik sayı sisteminin karşılığı. Hatta karşılaşmışsınızdır belki. Şöyle espriler ya da tişört yazıları dediğimiz yazılar olur. Dünyada 10 çeşit insan vardır. Bunlardan insan vardır. Bunların yarısı kuantum fiziğini anlar, yarısı anlamaz. 10 çeşit insan var. Bunlarda şöyle diyelim daha doğrusu. Dünyada 10 çeşit insan var. Kuantumdan anlayanlar ya da anlamayanlar. Şimdi anlayanlar ya da anlamayanlarsa iki grup var. Burada niye 10 var? Çünkü bu işin sırrı burada işte. Aslında 10 demek ikili sayı sisteminde 2 demek. Tamam mı? Niye 2 demek? 0, burası 1, 2. Bakın şurası 2. 2 demek 10 ile yazılıyor. Dünyada 10 çeşit insan vardır. Kuantum fiziğinden anlayanlar ve anlamayanlar. Tamam mı? Şimdi klasik bilgisayarlar dolayısıyla anladığı diller 0 ve 1'lerden yani bir transistörden akımın geçmesi ya da geçmemesi durumunun kombinasyonlarıyla klasik bilgisayarlar çalışıyor. Peki kuantum bilgisayarlarının bundan farkı ne? Kuantum bilgisayarların kuantum fiziği yasalarıyla çalışıyor. İle çalışan kuantum bilgisayarlar. Burada bunlara biz sıfır veya bitlere, birlere bit diyoruz. Kuantum fiziğinde de qubitler var. Yani kuantum bitler var. Bit dediğimiz şey, tekrar hatırlatayım. Klasik bilgisayarın anladığı alfabedeki iki harf diyelim. Bir veya sıfıra bit diyoruz. Bir bitlik bilgi deyince ya bir ya sıfırdır o. Tamam mı? Kuantum bilgisayarlarında da qubitler var. Burada qubitlerin avantajı ne? Kuantum bilgisayarında bir şey ya bir, klasik bilgisayarında bir şey ya birdir ya sıfırdır. Yani transistörden akım geçiyorsa birdir, geçmiyorsa sıfırdır. Dolayısıyla klasik bilgisayarınız size oradan akım geçip geçmemesine göre
1 ya da 0 der. Ama qubit kuantum fiziği yasalarıyla çalıştığı için bir bit hem 1 olur hem 0 olur. Aynı anda. Qubit bu. Kuantum bit. Neydi bu? Bir şeyin hem bir şey hem bir şey olması. Daha önceki derslerimizde gördük. Süperpozisyon. Yani aynı anda pek çok durumda olma. İşini gerçekleştirebilir kuantum bitleri. Yani bir transistörden akım hem geçiyor hem geçmiyor. %30 olasılıkla geçiyor, %70 geçmiyor. Ama bu olasılık değil tabii, klasik gibi düşünmeyeceğiz. Akım gerçekten hem geçiyor hem geçmiyor o qubitten. Tamam mı? Fakat siz geçip geçmediğini ölçmek isterseniz o ya geçiyordur ya geçmiyordur. Ya bir ya sıfır ölçersiniz. Ama ölçmeden önce, bu ölçüm sonrası, ölçüm ile ya bir ya sıfırdır. Buna daha önceki derslerimizde söyledik. Dalga fonksiyonunun çökmesi diyorduk. Ama ölçümden önce o hem birdir hem sıfırdır. Kutuyu açmadan önce Schrödinger'in kedisi hem canlıdır hem ölüdür. Kutuyu açınca ama canlı mı ölü mü olduğunu görürüz. Ama ondan önce hem canlı hem ölü. Gerçekten de bu bilgisizliğimizden kaynaklanmıyor. Bunu o derste yeterince vurguladığımızı hatırlıyorum. Bu bilgisiz, kutuyu açmadığınız için bilgisiz olmamızdan kaynaklanmıyor. Kuantum dünyasında gerçekten de o kedi hem canlı hem ölü. Tamam mı? Ya yani bunu böyle %100 anlamanız mümkün değil. Kimse anlamıyor. Ama bize kuantum dünyasını incelediğimiz o miniklerin dünyası gerçekten bunu delilleriyle gösteriyor. Bir şey aynı anda hem bir şey hem başka bir şey. Tamam mı? Şimdi peki bu kuantum fiziği ile çalışan kuantum bilgisayarlar niye hayatımızı hızlandırıyor? Çünkü şöyle bir labirent oyununu düşünün. Böyle bir labirenttesiniz. Şuradan giriyorsunuz, işte çıkışı bulacaksınız. Bir sürü yollar var. Çıkmaz sokaklar var. Falan. Bu böyle burada kalıyor. İşte şuradan gidecek olsaydınız bu buradan böyle gidecekti. Filan. Böyle dönecektiniz. Ama bu da şöyle gitmek var ya da işte buradan bir şeyler var falan ya da şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Şu gittiği yol şurada şöyle tıkanıyor ama buradan devam ederse işte böyle yol gene ikiye ayrılıyor. Bu tıkanıyor filan. Bu böyle gidiyor gibi. Böyle karmakarışık. Şimdi bir labirent çizemiyorum. Şimdi klasik bilgisayar şunu yapar. Buradan girer. Şu yolu şöyle ucunu kapatalım. Mesela önce hemen şunu dener. Burası çıkmıyormuş der, geri döner, gelir, böyle gider, şurayı dener, çıkmıyormuş der, geri baştan başlar, şuradan gider, burası da çıkmıyormuş der, geri döner, başka bir yolu deneyim der, şöyle yapar filan, sonra çıkışı bulur 4-5 denemeden sonra, karmaşık bir labirentse çok daha fazla denemeden sonra. Ama kuantum bilgisayarlar aynı anda her yolu dener, çünkü aynı anda bizim bitlerimiz her şey olabiliyor. Klasik bilgisayarlar ya bir ya sıfırdır. Yani şuradan ilerlerken şuradan gidiyor. Ya buraya git ya buraya git. Ya bir ya sıfırdır. Bu yolu tercih ederse mesela bu yol bir olsun. Yanlış oldu. Demek ki geri dön. Sıfırı tercih edecekmişsin. Gittin gittin. Şimdi bu yol ayrımına gelince ya biri tercih et ya sıfırı atıyorum. Biri tercih ettin bu yol da çıkmıyormuş. Tekrar başla. Çünkü her seferinde seçimi iki olasılığı var. Ya biri tercih edecek ya sıfırı. Tercih ettiği yol ya çıkmaz sokak olur ya çıkan sokak olur. Dolayısıyla labirenti tamamlar. Ama pek çok deneme yapması lazım. Ama kuantum bilgisayar aynı anda hem bu yolu hem bu yolu deniyor. Hatta aynı anda hem bu yolu hem bu yolun burasını burasını, yani bütün yolları buradaki aynı anda deneyebiliyor kuantum bilgisayarı. Dolayısıyla da tek denemenin sonucunda çıkışı buluyor. Biraz karışık olabilir ama özü bu. Klasik bilgisayar giderken yolları her yol ayrımına geldiğinde tek tek deniyor şansına 1-0. Hangi yolu tutturacağını her seferinde ayrı ayrı deniyor. Ama kuantum bilgisayarı aynı anda pek çok şey olabildiği için her yolu aynı anda deniyor ve ilk denemesinin sonucunda labirentin çıkış yolunu tık diye buluyor. Avantajı bu. Mesela Google Map. Siz yazıyorsunuz. Ya da işte bir harita uygulamasına telefonunuzda yazdınız. Nereye gidelim? İşte Sivas Üniversitesi'deyiz şimdi. Valilik binasına gideceğim. Pek çok alternatif yolunuz var buradan valilik binasına gitmek için, değil mi? İşte aklıma hemen ilk başta gelen bir
şu arka üniversite yolu var, yeni açılan bulvar yolunuz var, işte Kayseri yolundan gidebilirsiniz. Kayseri yolundan giderken otogara gelince otogara geçip sağa dönersiniz, otogara geçip sola da dönersiniz. Oradan ayrı yollar dallanır gider. Yani pek çok olasılık var buradan valiliğe gitmek için. Kimisi uzun, kimisi kısa. Şimdi bu yazılımlar, bu uygulamalar size ama siz yazdığınız an hemen bir sonuç veriyor değil mi? Ve muhtemelen de verdiği sonuç en böyle geniş, rahat gideceğiniz ve en kısa yoldan gideceğiniz bir çözüm oluyor. Peki bunu bu aplikasyonlar nasıl beceriyor? Niye size her yazdığınızda aynı yolu, aynı en kısa yolu verebiliyor da diğer başka bir yarın aradığınızda valilik binasına nasıl giderimi farklı bir yol vermiyor? Eğer klasik bilgisayarlar üzerine çalışıyor olsaydı işte bu uygulamalar, ki bu uygulamalar kuantum bilgisayarları serverlarından çalışıyor gibi düşünün. Klasik bilgisayara göre çalışsaydı ya size çok geç sonuç verirdi. Çünkü derdi ki şu yolu deneyeyim bakayım derdi. Labirentten aynı çıkış gibi. Şu yoldan götüreyim hedefe ama bu yol çok uzun olacak. Şu yoldan gitseydi acaba başka bir yol ben rastgele çiziyorum. Yani bu da uzun olacaktı. Şöyle gitseydi de ulaşırdı. Yok ama bu da uzun olacaktı. İşte siz yazdınız bekliyorsunuz ki size uygulama sonuç versin. Şöyle çapraz ama burada da yol yokmuş filan böyle her olasılığı tek tek düşünüp size sonuç verirdi. Ama bu uygulamalar kuantum bilgisayarlı temelli çalıştığı için aynı anda her yola bakıyor. En kısasını analiz ediyor. Diyor ki hop valiliğe şuradan git. En temiz, en trafiksiz, en hızlı ulaşacağın yol diyor, veriyor. Değil mi? Bir saniyede bu sonucu alıyorsunuz. Ama klasik bilgisayarlara temelli çalışsaydı bu uygulamalar, yani buradan olası tüm dallanmalarıyla birlikte belki de 1000 yolu tek tek inceleyecekti ve size bir saat sonra valiliğe nasıl gideceğinizi verecekti. Belki de sizin işiniz bitecekti o zaman. Şimdi sizin klasik bilgisayarınızda dediğimiz gibi bir tane bitiniz varsa elinizde, yani sıfır ya da bir, bu ne demek? Bu eğer akım geçtiyse birdir, akım geçmediyse sıfırdır, bir bit. Size bir durum verir sonuçta. Yani siz biri ya da sıfırı gördüğünüzde anlarsınız ki bir bitlik bir bilgi var burada. İşte bir ise yazı tura, birazdan yazı tura örneğine bir bakacağız. İşte bire mesela yazı diyelim, ikiye tura diyelim. Sizin bilgisayar ekranınızda sıfır yazısını gördünüz, turaymış. Size bir durumu hakkında bir bit, bir bilgi verdi. İki tane bitiniz olsa, iki tane yazı tura atsanız, işte diyelim ki birinci yazı turanın akımı geçmiş olsun, bir olsun, diğer paranın tura gelsin, o da dolayısıyla akımı geçmemiş olana biz tura diyorsak, o da sıfır olmuş olacak. Ne olmuş olacak? İki tane durum var. Değil mi? Yine. İki durumumuz var. Bir ve sıfır. Çünkü bir paradan bir gelecek, ikinci paradan da sıfır bilgisi gelecek, bir sıfır. Burada bir tane paranız vardı, ya bir ya sıfır gelecekti. Böyle bir bilgi geldi. Üç tane bit olsa, yani üç tane parayı atıyorsanız, işte birinden bir bilgisi, diğerinden sıfır, diğerinden de bir bilgisi gelse, yani biri yazı, diğeri tura, diğeri yazı gelse, ya da diğer bir deyişle ilk transistörünüz akım geçirse, ikinci geçirmese, üçüncü geçirse, sizin elinizde şöyle bir ekranda bilgi olacak. 3 durum. 3 bitlik bir bilgi. Değil mi? Kuantum bilgisayarında peki nasıl oluyor bu bilgi? Durum sayısı, size verilen bilgi sayısı. Bir tane bitiniz varsa, qubitiniz varsa artık qubit oldu bu. Kuantum bit. Hem geçecek belli olasılıkla, değil mi? Hem geçmeyecek. Yani A olasılıkla akım geçmeyecek, B olasılıkla geçecek. Sizin elinizde kaç tane durum oldu? İki. İki tane bitinizin olduğu durumda. Birinci paranız hem yazı hem tura olabileceği için, ikinci paranız da hem yazı hem tura olacağı için, her ikisi de yazı olabilir. Biri yazı, biri tura olabilir.
ikisi de yaz olabilir. Birinci tura ikinci yaz olabilir. Dolayısıyla dört durum oluştu. Çünkü her paranız sizin hem yazı hem tura. Klasik bilgisayarda öyle değil. Klasik sistemde paranız ya yazıdır ya turadır. Ya birdir ya sıfırdır. Elinizde iki tane informasyon var. İki bitlik bir informasyon var. Ama kuantum fiziğinde, kuantum bilgisayarında paranız hem bir olabilir aynı anda hem de sıfır olabilir aynı anda. Onun için de birinci para birken ikinci para bir olabilir. Birinci para birken ikinci para sıfır olabilir. Böyle böyle gider. Dört durum olmuş olabilir. Üç bitiniz olsa klasik bilgisayarda üç tane bilginiz var elinizde ama kuantum bilgisayarınızda bu hem bir hem sıfır olabilir. Bu hem bir hem sıfır olabilir. Bu hem bir hem sıfır olabilir. Dolayısıyla da yazacak olursak kombinasyonları her üçü de sıfır olabilir. Bu sıfır, bu sıfır, bu bir olabilir. Bu sıfır, bu bir, bu sıfır olabilir. Bu sıfır, bu bir, bu bir olabilir. Bu bir, bir, bir olabilir. Bir sıfır, sıfır olabilir. Bir sıfır, bir olabilir. Bir, bir, sıfır olabilir. Dolayısıyla 8 durum var. Buradan şunu görüyoruz. Kuantum bilgisayarlarının gücünü. N tane bit için şu N bit sayısı olsun. Klasik bilgisayarlarda kaç tane bit varsa o kadar bilgi alabiliyorsunuz, değil mi? Klasik bilgisayar, kuantum bilgisayar. Bakın, bir bitten bir bilgi alabiliyorsunuz. İki bitten iki bilgi alabiliyorsunuz. Üç bitten üç bilgi alabiliyorsunuz. Ama kuantum bilgisayarında bir bitten iki bilgi alabiliyorsunuz. İki bitten dört bilgi alabiliyorsunuz. Üç bitten sekiz bilgi alabiliyorsunuz. Bu bakın nasıl yükselerek gidiyor biliyor musunuz? 2'nin kuvveti olarak. 2'nin sıfırıncı kuvveti, 2'nin pardon 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti. Yani bu üçler, ikiler ne? Bakın buradaki n dediğimiz sayı. Dolayısıyla n tane bitiniz olsa, 100 tane bitiniz olsa, n demeyelim hatta, 100 olsa, 100 tane bitiniz var. Klasik bilgisayarda size 100 tane bilgi gelir. İşte 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 diye giden böyle 100 basamaklı bir sayı bilgisi gelir. Ama kuantum bilgisayarında 100 bitten 2 üzeri 100 gibi bir sayıda bilgi elde edebilirsiniz. Bu da ne demek? Muazzam bir bilgi demek. 2 üzeri 100 sayısını sayamazsınız. 2'yi 100 kere 2 ile çarpacaksınız. Dolayısıyla kuantum bilgisayarlarının gücü 2'nin kuvvetiyle artar. Yani hatta şurada 8 bile yazsanız veya kaç yazalım? 2 üzeri 8 yazalım. 8 2 üzeri 8 demek ne demek? 8 tane bilgi var. Yani biz bilgisayar dilinde, klasik bilgisayarda 8 tane bit bir araya gelince ona ne diyoruz? Byte diyoruz. 1 byte'lık bilgi var. 8 tane bitten. İşte sizin ceplerinizde taşıdığınız flash diskler falan, USB diskler kaç byte? Gigabyte. 1 GB yani 1 milyon byte, 1 milyar byte pardon bilgi var. 1 byte demek 8 tane bilginin bir araya gelmiş kombinasyon hali 8 tane. N eşittir 8. Yani oradan işte A harfini yazarsınız ancak 1 byte'la. 0 1 0 0 0 0 0 1 diye kodlarsınız o bitleri, 8 tane biti 1 byte olur. Buna siz A harfi dersiniz. Ama kuantum bilgisayarda 258 ne demek? 2'yi 8 kere çarp. 2 kere 2 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 tane bilgi alabiliyorsunuz. Tamam mı? 8 tane yerine 256 tane bilgi alabiliyorsunuz. Ne kadar, kaç kat arttı? Bu sayı büyüdükçe gördüğünüz gibi 100'ün yanında 2 üzeri 100 inanılmaz bir büyük sayı. Bakalım buradan 2 üzeri 100 hesap makinemiz hesaplamayacak muhtemelen. Evet. Şu milyon, milyar, trilyon, katrilyon kere katrilyon kere katrilyon kere 10 bin. Katrilyon kere katrilyon kere 10 bin ediyor bu 2 üzeri 100 sayısı. Yani ne kadar çok bilgi alacağınızı düşünün. Gigabyte demek milyar byte demek. Yani milyar tane bu sekizli bitin bir araya gelmesi demek gigabyte. Biz 100 deyince 100 bit. 100 bit demek sizin flash diskinizin bile yanında çok küçük bir şey. Biz milyar baytlardan bahsediyoruz.
telefonlarınızın hafızası işte 128 GB diyorsanız ya, 128 milyar byte. 100 bit çok küçük. 250-100 ise kuantum bilgisayarlarındaki karşılığı 100 bitin katrilyon kere katrilyon kere 10 binlik bilgiyi taşıyabiliyorsunuz. Onun için çok güçlü aletler bu kuantum bilgisayarlar. Tamam mı? Şimdi biraz daha karmaşıklaşalım. Şimdi mesela şifre çözmek istiyorsunuz. Artık bu kuantum bilgisayarları bankacılıkta bankalar kullanıyor. Şifrelemeyi falan bankayla yapıyor. Ya da ülkelerin savunma birimleri çeşitli protokollerle bu şifrelemeyi kuantumla yapıyor. Kuantum şifreleme diye yazarsanız ya da kuantum kriptografi onlarca kaynağa internetten ulaşabilirsiniz. Basitçe ben anlatayım. Şimdi siz bir şifreyi klasik bilgisayarla şifreleme yaptınız ve o şifreyi çözmek istiyorsunuz. Tamam mı? Niye artık şifrelemeyi kuantum bilgisayarlarla yapıyorlar? Birazdan söyleyeceğim. Çünkü kuantum bilgisayarlardaki şifrelemeyi çözmek zor, imkansız. Ama klasik bilgisayarlarda şifreyi çözmek çok kolay. Niye? Çünkü 4 basamaklı veya 3 basamaklı bir işte telefon kodunuz olsun, ekran açma kodu ve bilgisayar ikili sayı sisteminden çalıştığı için sizin bilgisayarınıza ya da işte telefonunuza koyduğunuz şifre şunlar olabilir. Ya 000'dır, 001, 010, 100, işte 011, 101, başka ne kaldı? 11, 01, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şifreleriniz bunlardan biri sizin belirlediğiniz ekranı açmak için. Ben sizin telefonunuzun ekranı açmak istiyorsam ne yaparım? Önce 000 yazarım. Zınk açılmaz, yanlış şifre. Diyelim ki şifreniz bu olsun. Bunu yazarım, yanlış şifre. Açılmadı ekran. Bunu yazarım, açılmadı. Bunu yazarım, açılmadı. Bunu yazarım, açılmadı. İşte kaçıncı denemede? Altıncı denemede tık açarım ekranınızı. Değil mi? Klasik bilgisayar kullanarak. 3 basamaklıysa çözebiliyorum şifrenizi. Peki basamak sayısı artarsa bu 4 basamaklı bir şifre oluşturursanız buradaki 8 olasılığınız 16'ya çıkıyor. Yani 4 olunca evet 16 oluyor herhalde. Evet. Ben biraz daha uğraşırım. Tamam mı? 250 diye gidiyor biraz çünkü. İşte 8 basamaklı şifre kullanırsanız 64 deneme yapmam lazım. İşte şifreniz 100 basamaklıysa ben artık onu çözemem. Çünkü 100 basamaklı şifre demin gördük 250-100. Katrilyon kere katrilyon kere 10.000 deneme yapmam lazım. Ömrüm yetmez. Ve bu şifrenin de sıfırlardan birlerden değil de onluk sayı sisteminden oluştuğunu düşünün. Şunu. Dolayısıyla sizin burada şifreniz ne olacak? Mesela 000, 001, 002, 003 diye devam ederek gideceğim ben. Nereye kadar? 999'a kadar. Yani 3 basamaklı şifremizi çözmem için ben bu bütün sayıları yazarım. Diyelim ki gerçekten de 999. Ben 999 deneme yapmam lazım ki sizin şifrenizi çözeyim. 4 basamaklı sayıysa işte 10.000 deneme yapmam lazım. 5 basamaklı sayıysa 100.000 deneme yapmam lazım. Klasik bilgisayarlarla şifre çözmeye çalıştığımızda ne yapıyor bu klasik bilgisayarlar? Tek tek alıyor işte bunları. Bunu koyuyor, bunu koyuyor değilmiş. Aynı labirent oyunundaki gibi bu yolu deniyor, olmuyor. Bu yolu deniyor, olmuyor. Bu yolu deniyor, olmuyor. İşte bulduğu yolda tamam şifreyi buymuş diyor. Ama basamak sayısı arttıkça artık şey çözmek yıllar alıyor. Kuantum bilgisayarları ne yapıyor? Kuantum bilgisayarı nasıl çözüyor şifreyi? Bunların hepsini birden bilgisayara koyuyor. Çünkü şunu düşünün ya da şunu yapalım. Basit örnek olması için. Bunun hepsinin kombinasyonu olan, çünkü kuantum fiziğinde sıfırlar, birler belli oranlarla süperpoze üst üste gelmiş. Yani kuantum bilgisayarına göre bu 8 tane rakamın aslında anlamı şu. Bir şey hem bir hem sıfırdır. Kuantum bilgisayarı
bu 8 tanesini böyle sıra sıra denemek yerine hepsini tak diye tek denemede böyle alıyor. Yani ilk rakam 0 da olabilir, 1 de olabilir. İkinci rakam 0 da olabilir, 1 de olabilir. Üçüncü rakam 1 de olabilir, 0 da olabilir. Sonra buradan bir sonuç çıkartıyor. Bu çıkarttığı sonuç yanlış ya da doğru olabilir. Tamam mı? Buradan sonra ise maalesef bu ders kapsamında anlatamayacağımız Grover ilgililer bakabilir. Grover algoritması kullanarak neyin doğru olduğunu buluyor. Tek seferde bu üçlü bit qubit sistemini sokuyor bilgisayara. Tamam mı? Hem sonuç doğru hem yanlıştır diye sonuç alıyor ama Grover algoritması dediğimiz bir algoritmayla da doğrunun ne olduğunu buluyor. Fakat bu algoritma hem çok teknik matematiği var hem de uzun, bu dersin kapsamında değil. Ama ileriki videolarda kuantum şifreleme, kuantum ışınlamadan sonra birazcık temeliniz olursa belki Grover algoritması gibi algoritmalardan da bahsedebiliriz. Tamam. Dolayısıyla kuantum bilgisayarları basamağınız kaç olursa olsun, işte 100 basamaklı bir şeyi bilgisayarda, klasik bilgisayarda çözmek için 2 üzeri 100 kere deneme yapmanız lazım. Katrilyon 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 çarpı 10 bin kere deneme yapmanız lazım. Her seferinde sokuyorsunuz doğru yanlış doğru yanlış diye, ömrünüz yetmiyor. Ama kuantum bilgisayarı ne yapıyor? Bunun 100 basamaklı, 100 kubitlik şeyi aynı anda tek bir şey bir seferde koyuyor. Hem doğru hem yanlış sonucu buluyor. Algoritmayla da doğruya ulaşıyor. Saniyeler alıyor. Sizin milyar yılda çözemeyeceğinizi klasik bilgisayarlarda kuantum bilgisayarı bir saniyede doğru şifreyi şak diye çözüyor. Peki bu neyi getirdi? Şifreler kırılmaya başladı artık. İnsanlar güvenlik amacıyla işte bankacılıkta, kredi kartlarında sizin bu şifreleme tekniğini kuantum bilgisayarlarla, klasik bilgisayarlar üzerine yazılmış şifreleme tekniği olsa sizin kredi kartınızla her gün, her saniye dünyanın her yerinden alışveriş yapılır, emin olun. Bu böyle olabilir. Niye? Çünkü sizin kredi kartınızın o çeşitli şifreleme teknikleri var. O gizli sırlarına ulaşılır diyelim daha yalın bir dille. Ve sizin kredi kartınızla her gün herkes alışveriş yapabilir. Kuantum bilgisayarını kullanabilen herkes. Şifreyi çözer çünkü, tamam mı? Bu neyi getirdi onun için? Dolayısıyla artık şifrelemeler de kuantum bilgisayarlarıyla yapılıyor. Dersin sonunda birazcık bahsedeceğim, dediğim gibi o ayrı bir video konusu. Şimdi çok popüler kuantum bilgisayarlarının gücünü göstermek için bir uygulama var. Yazı tura uygulaması. Siz klasik bir bilgisayarla yazı tura oyunu oynasanız, hilesiz, hile yapmadan, bilgisayarın hile yapmadığını ve sizin hile yapmadığınızı düşünelim. Bilgisayar ekranında bir yazıyı böyle Y ile göstereyim. Turayı da T ile göstereyim, tamam mı? Bilgisayar ekranınızda bir para olacak. Bir tuşa basacaksınız. Rastgele o dönecek dönecek, paranın bir yüzü görecek. Sonra bilgisayar oynayacak. Bilgisayara karşı oynuyorsunuz. O da atacak. Otomatik. Bir yüzü gelecek. Siz atacaksınız filan. Kuralımız şu. Son atışı bilgisayar yapacak. Şimdi klasik bilgisayar, son atışı bilgisayarın yapması çok önemli değil. Klasik bilgisayarda oynayalım bu oyunu. Şurada modelleyelim. Şöyle. Attığınız parayı yazı geldi. Tamam mı? %50 yazı gelir, %50 tura gelir. Sonra sıra bilgisayara geçti. Siz attınız. Bilgisayar attı. Tuşa bastı bilgisayar. Döndü, döndü, döndü bu. Rastgele tura geldi. %50 yazı, %50 tura gelir. Değil mi? Sonra buradan itibaren tura kalmıştı. Siz atıyorsunuz. Tık diye, klik diye bastınız. Ekranın sağ alt köşesindeki bir tuşa. Bu para gene dönmeye başladı havada. Hop, yine tura düştü. %50 değil mi bu ihtimal? Böyle böyle bir siz atıyorsunuz bir bilgisayar. En son bilgisayar atacak. Bir şey de kaldıydı. Şu sondan bir önceki olsun siz. %50 işte yazıda durmuş olsun. Bilgisayar atıyor. Bastı. Ya tura düşecek yere para ya yazı düşecek. Baştan da biriniz yazıyı, biriniz turayı seçmiş olun. Dolayısıyla hanginizin kazanacağı %50 olasılıkla eşittir. Yani bu oyunu klasik bir bilgisayarda oynayın. 100 kere oynayın. Muhtemelen işte 49, 50, 51'inde
siz kazanırsınız. Diğer %50'ye yakın olasılıkla da bilgisayar kazanır bu oyunu. Çünkü bir şey yok değil mi? Mantık olarak basit. Fakat bu oyunu kuantum bilgisayarına karşı oynarsanız klasik bilgisayarda kazanma şansınız %50. Bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama kuantum bilgisayarında bu oyunu oynarsanız kazanma şansınız %0. Her zaman bilgisayar kazanır. Kumarhane her zaman kazanır. Niye? Çünkü çeşitli yine detayına giremeyeceğiniz Grover algoritması gibi algoritmalar var ama size yine de çok az sırf ilgilenenler için bir matematiğini yapacağım ama matematikten önce şunu yapıyor temel olarak bilgisayar. Attınız yazı. Tamam mı? %50 yazı %50 tura gelirdi zaten. Bilgisayar bir kuantum kapısı uyguluyor. Kuantum kapısı şu demek, klasik bilgisayardaki transistör ya geçirecek. Yani bu yazı tura oyunu da klasik bilgisayarda öyle çalışıyor zaten. Akımın geçtiği duruma yazı diyelim, akım transistörden geçmiyorsa sıfır. Buna tura diyelim mesela. Aynı mantıkla bilgisayarın bu oyunu temelinde oynaması öyle. Rastgele olarak tık 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 devrelerini çalıştırıyor. Aa, buradan akım geçti diyor. O zaman yazı diyor. Sonra bir daha tık 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 transistörlere, ilgili yerlere elektrik sinyali gönderiyor. Ama o transistörden sinyal geçmiyor. Geçmeyince sıfır, buna tura diyor bilgisayar. Tamam mı? Yani kapılar var. Kapı dediğimiz şeyler. Akımı geçiren ya da geçirmeyen kapılar. Tamam mı? Buradan akım geçiyor ya da geçmiyor. Geçiyorsa bir diyor. Geçmiyorsa akım buradan sıfır diyor. Geçiyorsa akım buna yazı diyor bilgisayar. Bizim anlayacağımız dilde çevirip. Geçmiyorsa sıfır diyor. Kapılar. Tamam mı? Kapı bu demek. Kalacak. Şimdi kuantum bilgisayarlarında da kapılar var. Biraz daha karmaşık kapılar var. Siz attınız. İşte akım geçti gibi düşünün. Bir geldi. Tamam mı? %50 şansla. Şimdi bilgisayar bir kapı uygulayacak gene. Çünkü zaten kapı uygulayarak size hep sonuçlar veriyor. Hadamard kapısı diye bir şey uyguluyor. Bu yazı tura parasını süperpozisyon durumuna sokuyor. Para hem yazı hem tura oluyor. Tamam mı? Bilgisayar attı. Para hem yazı hem tura. Kutunun içindeki Schrödinger'in kedisi hem canlı hem ölü. Tamam mı? Bundan sonra siz istediğiniz kadar atın. Bu durum yazı tura durumu bu atış işini bilgisayarla birlikte 100.000 kere tekrarlayın. Atılan para hem yazı hem tura olacak. Tamam mı? Artık o süperpoze bir durumda. En son bilgisayar atacak ya, kuralımız o. En son bilgisayar şey yaparken, uygularken şurada bir kapı uygulanmıştı. H kapısı diyelim buna. Tekrar o H kapısını uyguluyor. Benim bir borcum var diyor. Size H kapısı uygulamıştım başta. Bunu süperpoze duruma sokmuştum. Şimdi o süperpoze uyguladığımı antisini alıyorum. Alıyor ve bilgisayarın dediği kazanıyor. Yazı geliyor mesela, bilgisayar kazanıyor. Kendi istediği sonucu getirebiliyor. Bu da nasıl oluyor matematiksel olarak? Şöyle. Şimdi diyelim ki yazıya bir, turaya sıfır demiştik. Tamam mı? Başlangıçta sizin paranız bir. Yazı yani. Attınız. Bilgisayar H kapısını uyguluyor. Aynı transistörün geçirip geçirmemesi gibi. Şimdi burada kuantum kapısı ama artık burada. Kuantum fiziği ilkeleriyle çalışıyor. O şöyle bir kapı. Detaylı vereyim. Çok ilgilendirmiyor sizi ama meraklılar için. Bir matris işlemi o. 1 bölü kök 2. 1, 1, 1, eksi 1 matrisi. 1 dediğimiz şeyi de biz şöyle bir matrisle göstereceğiz. 0 dediğimiz şeyi de mesela şöyle bir matrisle gösterelim. Tam tersi aslında da neyse. Böyle yazmış olalım. 1 dediğimiz şey 0, 1 doğrusunu yazayım. Bu 1, 0 matrisi. Şimdi buraya bu H kapımız bizim. 1'i yazacağım. 1 ne demekmiş? 0, 1. Bu matris çarpımını yaparsanız çok önemli değil. Sonuçta bir sayı çarpı, şurada 1 bölü kök 2 var ya, 1 bölü kök 2, 1 eksi 1 çıkar. Bu şu demek, sizin elinizdeki 1 artık hem 1 hem eksi 1 oldu.
Tamam mı? Bir denilen bir bilginiz vardı. Artık o %50 olasılıkla bir, %50 olasılıkla eksi bir. Bilgisayar attı bunu. Sonra siz bu arada ya da bilgisayar istediği kadar atsın, tamam mı? Bu atma işlemi de klasik bilgisayarda parayı ters çevirme ya da aynı tutma işlemidir. Yani şurayı düşünün. Turadan turaya gittiyse aslında bizim kapımız hiçbir şey yapmayan etkisiz bir kapı. O etkisiz kapıya I kapısı diyoruz kuantum bilgisayar dilinde. Tamam mı? Aynı böyle bırakıyor. Ya da bu T'yi Y'ye çeviren bir kapı. Ona da X kapısı diyoruz. Bir şeyi tersine çeviriyor. Siz bu arada ister I etkisiz kapıyı uygulayın, ister X'i uygulayın. Sizin bu 1 eksi 1 durumunuz en fazla şu hale gelecek. Ya 1 eksi 1 kalacak. Ya eksi 1 1 olacak. Tersine çevirme kapısı bu. Şu ters çevirme kapısı, bu aynı tutma kapısı. Bakın tersine çevrilince, aynı tutulunca 1 eksi 1 1 eksi 1 diye kaldı. Tersine çevrilince eksi 1 yukarı çıktı. Ama sonuçta 1 1 durumu bozulmadı. Siz istediğiniz kadar atmaya devam edin. Başta çünkü bilgisayar onu H kapısıyla süperpoze duruma soktu. 1 ile eksi 1'in. En son aşamada işte şurada tekrar bilgisayar bu H kapısını uyguluyor. Kime? Elindeki son değere. H kapısını son duruma uyguladık. Bir sayı kere ne elde ediyoruz biliyor musunuz? 0, 1. Yani başlangıçtaki durumun aynısı. Geri döndürdü başlangıca. Dolayısıyla da bilgisayar kazanıyor. Son aşamada tekrar bu kapıyı uyguladığı için bilgisayar kazanıyor. Hile falan yapmıyor. Sadece çünkü hile diyemeyiz bunlara. Bunlar birer kapı, kuantum kapısı. Klasik bilgisayarda da biz kapılarla işlem yapıyoruz. Y'den T'ye geçerken hiçbir şeyi değiştirmeme kapısı uyguluyoruz. Y kalıyor. Bir şeyleri değiştirme kapısı uyguluyoruz. Y T oluyor. Kapı sonuçta bunlar. Akımı geçirme ya da geçirmeme kapısı orada. Burada da aynı şekilde kuantum fiziği yasalarıyla akım değil artık burada ama başka yasa, kuantum fiziği yasalarına dayalı kapılarımız var. Operatörlerimiz var. Burada I'yı uygularken buna hile yok diyorsa, burada H kapısını da uygulayınca buna hile var diyemeyiz. Hileli bir durum asla yok. Bilgisayar H kapısı uyguluyor. Sonra I kapısını siz ya da o uyguluyor. X kapısı uyguluyorsunuz. Sıra sıra gidiyorsunuz. En son aşamada ben H kapısını bir daha uygulayacağım diyor. Ve her şeyi başa döndürüyor. Ve bilgisayar oyunu kazanıyor. Tamam mı? Dolayısıyla bir kuantum bilgisayarına karşı asla bir yazı tura oyununu oynamayın. Tabii bu klasik fizik nesneleri için değil. Bu modelleme sadece yazı tura oyunu. Bu kuantum objeleri için daha çok kullanılır. İşte bir parçacığın spini. Çünkü bir madeni para hiçbir zaman gerçekten hem yazı hem tura değildir. Ama bir elektronun spini aynı anda hem yazı hem turadır. Tamam mı? Olabilir. Ay pardon. Hem yukarı hem aşağıdır. Pardon. Kafam gitti. Bir madeni para aynı anda hem yazı hem tura olamaz attıktan sonra. Değil mi? Ya yazdır ya turadır ama mikro dünyada kuantum fiziği yasalarıyla inceleyeceğiniz nesneler mesela elektronların spini, dönüş yönü aynı anda hem yukarı hem aşağıdır. Bu gayet sıradan bir şey. Şimdi bu ders işte kuantum bilgisayarlarını biraz tanıtma dersi. Üstünlükleri nedir? Birazcık tanıtma gibi oldu. Onu işledik. Daha sonra dedim ki kuantum şifreleme ve bu şifre karşıya nasıl güvenle gönderilir veya kuantum ışınlama nasıl yapılır? Onların detaylı videosunu yapacağız ama öncesinde ben size bir fikir vermiş olmak için meraklı arkadaşlara şöyle size bir kısa kısa bilgiler vereyim. Genelde bu kuantum bilgisayarlar dilinde bir alıcı bir verici olur. Bunların da isimleri genelde işte Alice ile Bob'dur. Fizikte bu iki isim meşhur. Biri mesajı gönderir, Alice. Bob da mesajı alır. Şimdi siz bir şifreyi karşıya göndereceksiniz ve kimsenin onu bilmesini istemiyorsunuz. Gizli göndereceksiniz bu şifreyi.
Telefonla ararsanız biri telefonunu dinliyorsa o şifreyi çok kolay o kişi bulur. Çünkü telefon kanalına girmek kolay. Maille gönderirseniz bir hacker sizin mail şifrenizi çözüp girer. Dolayısıyla sizin gönderdiğiniz şifreye o da ulaşır. Değil mi? Klasik kanallar dediğimiz bu kanallarla telefon, internet, kuş, bağırmak, posta göndermek, kargo göndermek gibi klasik kanallarla gönderdiğiniz gizli bilgiler muhtemelen çözülür. Araya giren başka bir üçüncü kişilerce. Buna genelde işte kuantum bilgisayarlar bilgi dilinde EU denir. Araya giren kişi. Hacker da diyebilirsiniz. Bu sizin şeyinizi, kargonuzu gönderdiğinizde kargoyu açar. İçinde ne var gizli yazı okur değil mi? Bir savaşın içindesiniz, tarafsınız ve müttefikinize bir çok stratejik bir bilgi göndermek istiyorsunuz. Bir şifre göndermek istiyorsunuz ya da işte gizli bir mesaj göndermek istiyorsunuz. Düşünsenize posta güverciniyle bunu gönderir misiniz savaş ortamında? Ya da bir kargoyla gönderir misiniz bunu? Ya da telefon açıp normal sıradan Sayın Müttefikim gizli mesajımız bu. İşte hatırlarsanız Kıbrıs Barış Harekatı'nda o zamanın başbakanı Ecevit ne demişti? Ayşe tatile çıksın dediydi. Bu da gizli bir mesaj aslında. Ama çözülemeyecek bir mesaj mı? Değil. Ayşe tatile çıksın yani harekatı başlatıyoruz. Ama bunlar çözülebilecek mesajlar. Niye bir başbakan Ayşe tatile çıksın desin ki onu dinleyen herhangi biri birkaç dakikalık düşünmeyle onun ne mesajı olduğunu anlayabilir. Ya da kargo paketini açıp anlayabilir. Sizin telefon hattınıza giren biri anlayabilir. Fakat bunu en güvenli nasıl göndeririz? İşte kuantum şifreleme ya da kuantum kriptografi İngilizcesi ile gönderebiliriz. Bunu şöyle yapıyoruz en basit anlamıyla detayına girmeden. Şimdi dedik ki elektronların spini vardır. Ya yukarı ya aşağı. Daha önceki derslerimizde söyledik. Elektron ya sağa dönüyordur gibi kabul ederiz ya sola, saat yönünün tersi. Ya da saat yönüyle aynı yönde dönüyor gibi kabul ettiğimiz bir spin denilen niceliği var. Tam doğru olmasa da bu. Şimdi yukarı olanı yukarı okla gösterelim, aşağıya aşağı okla. Alice yani mesajı gönderecek kişi bir takım elektron dizisine sahip olsun. İşte kiminin spini yukarı, kimininki aşağı. Böyle dört tane bilgi. Tamam. Bunlarla bir şifre yapmış. İşte bu neye denk geliyor? Sıfıra. Bu bire denk geliyorsun. Bir, sıfır. Dolayısıyla sıfır, bir, bir, sıfır bilgisini Bob'a göndermek istiyor ama bunu güvenle göndermek istiyor. Bunun karşılık geldiği bir mesaj var mesela. Bir şey. Tamam mı? Hadi başlayalım demek olsun bu. Bunu gönderecek. Ama güvenli bir şekilde gönderecek. Şimdi Alice hazırladı bu mesajı elinde. Şimdi bunu daha önceki derslerimizde gördüğümüz polarizörden geçiyor. O gözlük camları gibi diye yaptıydık ya derslerde anlattıydık. Şimdi mesela şöyle bir gözlük polarizör kullanıyor. Buradan ne geçer? Bu geçer. Tamam mı? Gider baba. Bob da ölçmeden önce bir polarizör kullanacak. Diyelim ki o da tesadüf böyle kullandı. Haberleri yok birbirinden. Sadece gelen fotona biliyor. Tık diye böyle oldu. Bob neyi ölçtü gene? Sıfır dedi buna. Çünkü biliyorlar ki yukarı olursan sıfır, aşağı olursa bir. İşte Alice gene böyle bir polarizör kullandı. Bu işi tam anlayamıyorsanız polarizasyon işini daha önceki derslerden hangisi bilmiyorum. Ona bakarsınız. Kutuplanma mı demiştik? Işığın kutuplanması mı demiştik acaba başta? Şimdi böyle yaparsanız bu geçmez. Değil mi? Ya da şöyle geçmeyenleri şimdi kafamız karışmasın. Çapraz olsun. Ne olacak? Bu böyle çapraz bileşeni geçecek falan. Bob da öyle kullanmasın da böyle kullansın. O da bunun yatay bileşenini geçirecek falan bir şey diyecek ona. De Alice şöyle kullansın. Hiç geçmeyecek. Bob da öyle kullansın. Tabii böyle yatay kullanıcı hiç geçmeyeceği yapmayalım da şunları yapalım. Çapraz kullansın. Bu da çapraz kullansın. Dolayısıyla şöyle bir şey gelecek. Bu buradan geçip böyle ölçecek. Çapraz. Değil mi? Ama bu şeyleri iptal edeyim. Bunlardan vazgeçtim. Çünkü bunlar detaya girmemi gerektirecek. Şöyle yapalım. Ne yapalım?
Gene bu Alice böyle olsun. Buradan geçti. Bob yatay bulsun. Bu hiç ölçemeyecek. Dolayısıyla geçemeyeceği için. İşte gene Alice böyle olsun. Buradan geçiyor foton. Bob çapraz kullanmış olsun. Çapraz geçeceği için çapraz demiş olsun. Yani A kere 0 artı B kere 1. İkisinin. Çünkü biz yukarı 0 aşağı 1 demiştik. Fakat çapraz ne olacak? Bir miktarı yukarı, bir miktarı işte bir gibi olan. Tamam mı? Böyle olmuş olsun. Şimdi bunlar kuantum yoluyla haberleşti bir şekilde. Tamam mı? Şimdi kendileri buna kuantum kanalı deniyor. Bu kuantum kanalına biri giremez. İleriki videolarda anlatacağım. Klonlanamazlık teoremi nedeniyle araya birinin girdiği durumu bunlar illaki fark edeceği nedenler nedeniyle detaylı anlatacağız onu ileriki videolarda inşallah. Araya biri girdiği an bu sonuçların bozulduğu anında fark edileceği için araya biri giremez. Bu kuantum klonlanamazlık teoremini de beraberinde getiriyor. Anlatacağız onları. Bu kuantum kanalıyla haberi sinyali gönderdiler. Fakat şimdi bu aralarında başka bir iletişim kurup bu Bob kendisine gelen verinin ne olduğunu bir anlamlandırması lazım. Tamam mı? Şimdi telefon açıyor. Sorun yok. İsteyen dinleyebilir artık bu telefonu. Bob Alice'i arıyor. Diyor ki Alice birinci bit bilgini neyle ölçerek gönderdin? Hangi polarizörle gönderdin? Alice diyor ki ben işte yukarı dik duran polarizörden geçirdim. Aa ben de öyle geçirdim diyor. Tamam bu kadar sadece iletişimleri. Ama sen bana yukarı doğru sıfır mı gönderdin, bir mi gönderdin, çapraz mı gönderdin hiçbir şey sormuyor asla. Onu sorarsa zaten anlamı kalmaz. Sadece sen hangi polarizörü kullandın diyor. O da yukarı diyor. Tamam. Bob bakıyor kendi de yukarı kullanmış. O zaman bu bana gelen bilgi doğru diyor. Alice sen 2'yi ölçerken neyi kullandın diyor. Bob. Alice diyor ki ben sağa doğru çapraz polarizör kullandım diyor. Bob kendininkine bakıyor. Kendininki yatay. O zaman buradan bana bir bilgi geldiyse bu yanlış gelmiştir diyor. Böyle böyle gidiyor. Tamam mı? Üçüncüyü soruyor. Alice sen hangi polarizörü kullandın? O diyor ki ben düşey polarizör kullandım. Bob kendininkine bakıyor. Yatay polarizör falan. Şurada bir tane daha yapmış olalım. İşte bir bilgi daha göndersin. Ya bunu da yatay göndermiş olsun. Yatayda da sıfır bir durum var. Yatay polarizörden geçirmiş olsun. Dolayısıyla yatay geçecek. Bob da yatay kullansın. Ona da yatay geçecek. Dolayısıyla bu gene sağa bir sıfır diyelim. Bob yine sıfır ölçmüş olacak. İşte sonuncuyu soruyor. Diyor ki Alice sen hangi polarizörü kullandın ışığını geçirirken? Tabii spin diye başladık. Polarizör diye devam ettik. Biraz yanlışlar oldu ama neyse. Diyor ki yatay kullandım. Bob kendininkine bakıyor. Aa benimki de yatay. Tamam o zaman diyor. Bu ölçtüğün de doğru. Bob doğruları alıyor. Sıfır. Bunu attı, bunu attı, bunu attı. Sıfır. Tamam mı? O zaman bizim şifremiz diyor. Şöyle oldu şifremiz. Bizim şifremizin en azından 5 basamaklı şifre gönderdiğini biliyorduk. En azından ilk ve son basamağını tespit ettik diyor. Tüm basamakları nasıl tespit edeceğiz? Dediğim gibi o sonraki videoda yapacağımız iş burada ona detaylandırıyorum şimdi. Ama mantığı anlayın. Birbirlerine kuantum kanalıyla bilgi gönderiyorlar. Ama sonra bunu anlamlandırmak için klasik bir yolla telefon gibi, WhatsApp gibi her neyse klasik bir yolla yine haberleşip bu ellerindeki bilgiyi anlamlandırıyorlar. Böylece de doğru diziye ulaşıyorlar. Bu aradaki yanlışları da sonra daha sonraki aşamalarda düzeltip bunu tamamlıyorlar. Buna anahtar deniyor, kuantum anahtarı. Bu anahtarı oluşturuyorlar. Tamam mı? Bunu anlatacağım. Kuantum şifrelemeyi daha sonra detaylı olarak önümüzdeki derslerde bir de kuantum bununla ilişkili ışınlamayı da anlatacağım. Şöyle ki o da mesela Alice'in gönderen kişinin elinde bir bilgi var. Bunu
PSI dalga fonksiyonu demiştik yani daha önceki derslerimizde. Yani bir sistem hakkındaki bütün bilgiyi içeren bir fonksiyon PSI. Bu işte A kere sıfır durumu, B kere bir durumu. Yani belli olasılıkla sıfırı, belli olasılıklarda biri içeren bir kubitlik bir bilgiyi gönderecek Alice Baba. Şimdi arayıp söyleyemez kuantum kanalıyla, klasik bir kanalla. Çünkü araya biri girebilir. İki, ne diyecek? Bu sürekli süperpoze halinde. Bu A ve B'leri bilmiyor ki Alice. Yani A kere sıfır durumunda yani %30 sıfır, %71 elimdeki bilgi diyemez. Çünkü bunu yapması için ölçüm yapması lazım. Fakat ölçüm yaparsa bu dalga fonksiyonu üstünde önceki derslerimizden hatırladığınız gibi dalga fonksiyonu çöker. Artık ya sıfırdır ya birdir o. Dolayısıyla ölçüm yapıp göndermesi lazım olsa bile bunu yapamaz çünkü elindeki orijinali yok eder. Biz bu orijinal veriyi göndermek istiyoruz. Klasik bir yolla dolayısıyla bu bilgi gidemez. Bunu ancak kuantum kanallarıyla göndereceğiz. Karşıda aynı şekilde böyle bu PSI A sıfır durumu oluşacak. Buna kuantum ışınlama da diyoruz işte. Işınlama nasıl yapılır? Kuantum fiziğinde böyle. Buradaki PSI bilgisi karşıdaki kilometrelerce uzaklıktaki kişiye aynı anda ulaşabilir ışınlama. Ama buradaki şey gitmiyor. Buradaki varlık, nesne fiziksel olarak karşıya gitmiyor. Buradaki Alice'in elindeki sahip olduğu fiziksel sistemi pardon, tarif eden fonksiyon gidiyor karşıya. Tamam mı? Dolayısıyla bu nasıl oluyor? Bu da demin yazı troyundaki kapılarımızda oluyor. Tamam, şöyle oluyor. Bu PC'yi demin H diye bahsettiğimiz işte X diye bahsettiğimiz çeşitli kuantum kapılarından geçiriyor Alice ve Bob. Daha önce aralarında paylaştıkları bir bilgi olacak tabii dersimizde anlatacağız. Ve en sonunda 4 olasılık çıkıyor. Bu PC ile alakalı. İşte normalde gönderilmek istenen ne? A0 artı B1. Ama şöyle olasılıklar oluyor. İşte A1 artı B0. A0 eksi B1. Eksi veya A1 eksi B0 gibi böyle 4 tane olasılık çıkıyor. Ve bunların da her birinin birer katsayısı olduğunu düşünüyorum. Yani şuradaki göndermek istediği bilgiyi kuantum kanalı yoluyla Alice Bob'a gönderirken aynı burada yaptığımız gibi gönderiyor ve Bob'un elinde 4 olasılık oluyor. Gelen bilgi bunlar. Fakat Bob aslında Alice'in hangi mesajı gönderdiğini bunların içinden seçmesi lazım. Doğruyu kafasından atarak tutturması %25 olasılık. Fakat işte burada yine klasik kanalla İletişim kuruyorlar. Telefon açıyor Bob. Diyor ki sen veya Alice Bob'a açıyor. Diyor ki ölçüm yaparken hangi aleti kullandın? Şu A, B, C, D o deminki gibi polarizörler gibi alet olsun. A'yı kullandıysa Alice diyor ki sonuçlarına hiçbir şey yapma. Tamam mı? Bob diyor ki ben A'yı kullandım ölçmek için bunları. O zaman Alice diyor ki sonuç olarak hiçbir şey yapma. O zaman Bob doğru sonucu elde ediyor. Ama Bob derse ki işte ben B'yi kullandım. Alice diyor ki sen şu kapıyı uygula. Şuna o kapıyı uyguluyor. Yine bunu elde edebiliyor. Kabaca anlatıyorum. Tam doğrusunu ve matematiğini dersimizde dediğim gibi göreceğiz. İşte Bob derse ki hayır ben C'yi kullandım. O zaman Alice diyor ki sen elde ettiğin sonuca şu kapıyı uygula. Doğru sonucu o zaman alacaksın. İşte D'yi uyguladım. Alice diyor ki o zaman tamam. Sen elde ettiğin sonuca şu kuantum kapısını uygula. O zaman doğru sonucu elde edeceksin diye aralarında klasik haberleşiyorlar. Ama bunu araya giren biri şu sonuçları bilemediği için tamam
A'yı uyguladıysam hiçbir şey yapma diyecek ama neye hiçbir şey yapmayacak araya giren kişi? Casus. Tamam mı? Onun için de yine güvenli bir haberleşme yoluyla hem güvenli olacak hem de anında ışınlama kelimesi buradan geliyor. Buradaki bilgiyi kuantum kanalları yoluyla Bob'un laboratuvarına anında ışık hızıyla ulaşmış olacak. Detayları dersimizde. Bugünlük de böyle olsun. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.